Beyaz Saray, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı, Türkiye'nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır şeklinde açıklama yaparak adeta Türkiye'yi F-35 programından çıkartmakla tehdit etmişti. Fakat Türkiye, Amerika'nın bütün baskılarına, Avrupa ve NATO'nun bütün baskılarına rağmen hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmadı ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldı. Dik duruşumuz onların ezberlerini bozdu. Türkiye'yi kendilerince yola getireceklerini sanmışlardı. Ama Türkiye artık çok daha güçlüydü. Dört tarafı ateş çemberi olan ülkemizin bu kadar güçlü olması ve her yaşanan olayda daha da güçlenmesi birilerinin canını fena halde sıkmıştı. Büyük İsrail'i kurmak için çizilen haritalardaki ülkeler yok edildi. Sadece tek bir ülke ayakta kaldı. Herkes birleşip üstümüze geliyor dediğimizde bazıları alay ediyor. Onlar değil miydi tüm Haçlı ordularını üstümüze salan? Onlar değil miydi Sevr ve Lozan'la ülkemizi paramparça edip aralarında toprak paylaşımı yapan? Onlar değil miydi Suriye'de, Irak'ta ve İran'da terör örgütleri kurup askerimize kurşun sıktıran? Onlar değil miydi Doğu Akdeniz'de kendi aralarında toplantı yapıp Türkiye'yi dışlayan? Suriye'nin kuzeyinde bizi çevrelemeye çalışanlar kuşatmayı Akdeniz'e uzattı. Doğu Akdeniz'e hemen bütün batılı ülkeler savaş gemilerini taşıdı. Doğalgaz pazarlığı, sondaj krizi, açık ve örtülü anlaşmaların dışında bütün bu ülkeler Türkiye'nin karşısında ortak cephe kurdu. Eğer dik durmasaydık, Türkiye son 10 yıldaki bütün yükselişini gerçekleştiremeyecek, bugün hala batı kapılarında para dileniyor olacak, İran sınırından Ege'ye kadar bütün güneyde ülkemizi hareket edemez hale getirmiş olacak, bu dönemde Ankara'da hükümetler gelip gidecek, iç istikrarsızlık alabildiğine yayılacak, batıdan gelen bütün müdahaleler sonuç doğuracak ve Türkiye paçavraya çevrilmiş olacaktı. Ama eski Türkiye eskide kaldı. Artık kendi bildiğini yapan bir Türkiye var karşılarında. Amerika'dan F-35 almak yerine Rusya'dan Su-57 almak çaresizlik, eziklik veya yalakalık değildir. Bu siyasi aklın bir planı ve oyunudur. Türkiye neye ihtiyacı varsa onu satın alacaktır. Türkiye'nin Rusya'yla gizli görüşmeler yapıp Su-57 savaş uçağını satın alacağı yönünde iddialar var. Bu iddialar gerçek de olabilir. Eğer Amerika bu tavrıyla hareket etmeye devam ederse, Türkiye'nin yapacağı en doğru hamle Rusya'yla masaya oturmaktır. Bu mesele Rusya hayranlığı veya Amerika sevgisi değil, Türkiye'nin gelecek planlamasıdır. Türkiye'nin 1998 yılından bugüne tüm sürecin içinde olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimine kısa bir süre kala Amerikan Senatosu'ndan gelen tehditler yeni boyutlar kazandı. Türkiye ile Amerika arasında adeta bir yılan hikayesine dönen F-35 projesinde bir türlü anlaşma sağlanamadı. F-35'lerin verilmemesi durumunda Türkiye'nin 5. nesil savaş uçakları için Rusya ve Çin'e yönelebileceği iddiaları her gün konuşuluyor. İddiaların doğruluğu bilinmez ama Amerika bu tutumuyla devam ederse Türkiye alternatiflere yönelmelidir. S-400'lerin Türkiye'ye gelişinin ardından Amerika ile F-35 krizi daha da büyüyünce alternatifler ortaya çıktı. Onlardan biri de Rusya'dan temin edilmesi planlanan Su-35. Eylül ayında Rus yapımı Su-35 uçakları İstanbul'daki Teknofest etkinliklerine de katılmış, çeşitli gösteriler gerçekleştirmişti. Bu etkinliklerin ardından ortaya Rus medyası tarafından bir iddia atıldı. İddiaya göre Rusya, Türkiye'ye muhtemel Su-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Çift motorlu, üstün manevra kabiliyeti ve mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çeken derin modernizasyonu, 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılama özelliğiyle de Amerikan yapımı F-35'i aratmayan Su-35 ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel Su-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Amerika savaş doktrini havacılıkta görünmezlik üstüne kurulurken, Rus savaş doktrini görünmezliği görünür yapmak üstüne kuruludur. Su-57 savaş uçağı da Rusların bu anlayışının ürünüdür. Daha önce hem Ruslar hem de Çinliler F-35 ve F-22'yi yüzlerce kilometre öteden yakalayabilen yer radarları yaptılar.
SU-57'nin öyle bir özelliği var ki, bu özellik ne F-35, ne F-22, ne de J-20'de var. Kısacası şunu diyebiliriz ki, bu uçak başlı başına uçan koca bir radar. Yüzlerce kilometre öteden hedefi tespit ederek avını avlıyor. Sabit olduğu radarlar, savaş uçağını oldukça benzersiz yapıyor. Çünkü bu radarlar, geleneksel anlamdaki diğer radarlardan oldukça farklı. Diğer 5. nesil çok işlevli avcı uçaklarında böyle bir radar yok ve hava savaşında herkesin bildiği gerçek şöyle ki, önce algılayan ilk ateş eder. Hiçbir Batı menşeli uçakta olmayan elektronik sistemler ve radar kabiliyetine sahip olan SU-57, aynı zamanda havada uçmayı aniden bırakıp, dağ yamacında kayan bir kayak gibi süzülerek radarlardan kaybolabiliyor. Bu şekilde sadece radardan kaçma değil, kendisine atılan füzelerden de kurtulma kabiliyeti var. Bu F-22, F-35 ve J-20 gibi 5. nesil uçaklarda olmayan bir beceri. Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin ardından savaş uçağında da Rus yapımı teçhizatı tercih etmesi, NATO içinde ve Amerika ile ilişkiler açısından çok ciddi sorunlara yol açabilir. S-400 hava savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilmeden de işletilebileceği, tehdit olmaması durumunda stand-by durumunda yıllarca tutulabileceğini kaydeden diplomatik kaynaklar, savaş uçakları açısından böyle bir olasılığın olmadığını kaydediyorlar. NATO ülkelerinin geliştirdiği ve dost hava unsurlarının birbirlerini tanımasını sağlayan kodların, müttefik savaş uçaklarının birlikte yer alacakları tatbikatlar ya da operasyonlarda yaşamsal önemde olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin Rusya'dan temin edecek savaş uçaklarıyla kolektif savunma sistemi içinde yer almasının olanaklı olmayacağını kaydediyorlar. Aranızda neden bizim yerli uçağımız yok diye soranlarınız olacaktır. Merak etmeyin, şimdilik o kadar gelişmiş uçaklarımız yok ama üstünde çalışmalar yapılan yüzlerce projemiz var. Uçağından tabancasına kadar her şeyi üretmeye başladık. Birkaç yıla kadar yeni nesil yerli ve milli savaş uçaklarımız göreceğe çıkacaktır. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te yerli ve milli silahlar sergilendi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı, milli muharip uçağıyla taarruz İHA'sı Akıncı ise ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde aralarında milli muharip uçağının da bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergilendi. Milli muharip uçağının birebir modeli ilk kez Teknofest'te gösterildi. Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında büyük bir dönüşüm ve devrim yaşadı. Yapılamaz denilenleri başardı. Ürettiği tankları Afrin'e gönderdi. Ürettiği helikopterleri Pakistan'a sattı. Ürettiği gemileri Doğu Akdeniz'e gönderdi. Son yıllarda artan terör olayları ve sınırımızda yaşananlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yerli silahlar ve teknolojilerin hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarını darmadağın ettiği, üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu SOM isimli füzelerden Atak helikopterlerine ve Koral Milli Elektronik Harp Sistemi'ne kadar onlarca farklı araç geliştirilmeye devam ediyor. Örneğin Zeytindalı Harekatı'nda %70 oranında yerli silahlar kullanıldı. Bunlar arasında en çok kullanılan SOM seyir füzeleri oldu. SOM'ların yüksek isabet hassasiyetine sahip olmasından dolayı taarruzlar sırasında siviller zarar görmedi. Teröristler Afrin bölgesini 6 yıldır yeraltı sığınakları ve tünellerle donatıyordu. F-16'lar yeraltı hedeflerini SOM seyir füzeleriyle vurup sığınakları etkisiz hale getiriyordu. Havadan karaya atılan SOM seyir füzeleri TÜBİTAK-ROKETSAN işbirliğiyle yerli imkanlarla geliştirilip üretildi. Türk jetleri YPG roketlerinin menzili içine girmeden hedeflerini imha etti ve sahayı yumuşattı. Teröristler bu sayede Afrin kent merkezine hapsedildi. En önemli savunma sanayi araçlarımızdan biri de Atak helikopteridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine kattığı Atak helikopteri hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. Atak helikopteri tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Türk yapımı lazer güdümlü cirit füzesi ve uzun menzilli mızrak tank savar füzesi atağın silahları arasında yer alıyor. Helikopter, iki pilotunda maksimum görüşe sahip olduğu tandem adı verilen önlü arkalı kokpit dizaynıyla dikkat çekiyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip ana rotor sistemi
ve her biri 1292 beygir güç üreten iki motoru helikopteri benzerlerinden üstün kılıyor.